Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, bildiğiniz tekin yine bugün İstanbul'un Safa köyünde Doğu Türkistan Federasyonu'na geldi. Bildiğiniz tekin biraz bundan önce de yine de Doğu Türkistan Derneği'ne gitmişti. Bugün bu akşam Doğu Türkistan'da olup bitenleri, acı olayları konuşacağız. Değerli dildaşımız, değerli Doğu Türkistan soydaşımız Sayın Abdülhakim Bey. Bugün ocağın 30'udur, 2022 Safaköy'de. Doğu Türkistan Federasyonu'na geldi. Sayın Abdülhakim Bey kardeşimiz Çinlilerin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınanlardan birisidir. Yani orada olup bitenler onun öz dilinden eşitecek. Gerçekten Çin baskısının altında olanları, yani gerçekten Abdülhakim Bey'in dilinden eşitecesiniz, kulaklarınıza inanabilmeyeceksiniz. Buna göre ki çoklu insanlar vardı ki Çinliler onları yapmaz, böyle bir bunlar abartmadır, bunlar yalandır. Ya bakın, şimdi birazdan sonra göreceksiniz, her şey ortadadır, onları görüntüleyeceğiz. Sayın Abdülhakim Bey telefonunda vardır. Ne türlü Çinliler inanılmaz o zorbalıkları, o işkenceleri, o zulümleri orada olan Doğu Türkistan soydaşlarımızın, dildaşlarımızın üzerine yapmışlar. Birazdan sonra dillerinden eşideceği. Hoş gördük sizi. Yaxşısınız. Çok sağ olun, var olun. İlk önce Abdülhakim Bey kimdir? Haralısınız? Biraz bundan önce anlattınız Doğu Türkistan'ın torpağı. Ama sizin dilinizden eşitmeyin. Önce adınızı, soyadınızı, yerinizi, yurdunuzu, ondan sonra da sorularımıza cevap vereceğim. Buyuruz. Selamu aleyküm değerli kardeşlerim. Benim adım Abdülhakim. Abdülhakim. Soyadım Ablis. Abdülhakim, Abdülaziz ama o kimlikte Ablis diye yazıyor. O yüzden Abdülhakim, Ablis diyorum. Doğru. Ben Turpan ilinin Pişcan nahiyesi, Lükçün yezisi diyoruz, ilçede doğmuştum. Burada büyüdüm, burada okudum. Efendim, kaç yıldır buraya gelmişsiniz, ne yıldır? Ben 2016'da geldim buraya. Hı hı. 2013'te çıktım ben Doğu Türkistan'da. Çünkü orada çok baskılar yapıldı. Ben burada bir zengin bir insandım. Çünkü benim bu istasyonlarım, bu benzin istasyonlarım olmuştu. Ben bir zengin insandım ama zenginler... Tarlam da vardı. O tarlam var. O 60 dönüm tarlarım vardı. O bahçe. Çok bir... Efendim, neden bu Çinliler bildiğiniz takım? Çinliler ile orada olan Türklerin, Uygurların bir orada bir tarihi savaş vardır. Evet. Oğuz Han'a dayanır. Evet. Tamam. Baktığımızda sonra da 1945'lerde 44-45 o dönemde Doğu Türkistan özgürlüğünü elde eder. Evet. Neden? Biraz tarihten danışın. Bugüne kadar niye Çinliler böyle acımasızcasına Türklere bir baskı vardır, orada bir sıkıntı var. Son dönemlerde yani inanılmaz insanların yerlerine, yurtlarına el koydular. Ondan sonra onların evlerine Çinliler yerleştirdiler. Bakın değerli soydaşlarımız, herkese derdik ki Çinliler ne türlü Doğu Türkistanlıların, Türklerin evlerine adam koymuşlar. Şimdi birazdan sonra Abdülhakim Bey'den bunları biz eşideceğiz. İlk önce bir Doğu Türkistan'ın bir tarihinden ne türlü olur, ne savaşlar ortaya çıkır,
Bugünə qədər bir az da olsa, öz də olsa sizin dilinizdən duymaq istəriz. Evet, o 1933'də biz bağımsız olduq zaten orada. Doğru. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini kurduk, əcdadlarımız kurmuş onu. Sonra onu bu Sovetler ile Çinler sıkıştırarak onu bir berbat etti. Ya o cumhuriyeti kuran Alihan Töreler, ondan evet. Sonra Osman Baturlar. Onun önce Osman Baturların 44'te yaptı onu. 44'likini de aynı şekilde onu bir berbat etti. Sonra Çinler bizne islahatı diyoruz. Ne böyle bizim elimizden aldı zaten Doğu Türkistan'ı. Doğru. O özgürlüğü bastırdı. Bastı ya. Onu elimizden aldı. Yavaş yavaş o çok bir baskılar yaptı. Sonra o geçen zamanlar ben doğdum 1960'da. O zamanlarda babam diyordu çok bir baskı vardı o zamanlarda. Doğru. Ben biraz büyüdüm. Okulda okudum. Biraz büyüdükten sonra... Efendim sizin neçə yaşınız var? Kaç yaşınız var? 61 yaşında bu sene. 61 yaşındadır. Yaklaşık 6 yıldır. 6 yıldır burada. Türkiye'desiniz. Evet. Yani 55 yaşında buraya geldiniz. Evet. Doğrudur. Orada olup bitenler yani orada Türkler ile Çinlilerin arasında yani Doğu Türkistan'da büyüdünüz. Orada son dönemlerde orada dil yasaklığı çıktı ortaya. Yani Uygurca, Türkçe konuşmasınlar diye Çinliler onların evine yerleştirmişler. Sizin ailenizden kardeşlerin vardır tutuklanmış, oğlun tutuklamışlar. Sonra en yakınlarımın evine de Çinlileri yerleştirmişler. Evet. Birazdan da sonra siz onları anlatacaksınız. Bu ne zamandan beri başladı? Bu ben söyledim ya ben bir zengin insandım diye. O para kazandıktan sonra Çinler her tarafını sıkıştırdı da. Sıkıştırdı. Ben orada bir yaşamak çok zor oldu bana. Yani yol kalmadı. Yok. Her yerde yani baskı var. Çok baskı olduğu için 2009'da beni hapiste aldı. Hapiste ben ne suç işledim? Ne suçum var benim diye söyledim. O polisler sen Uygur mu diyor. Tamam ben Uygur. Bu yeter. Bu suçun yeter. Dedi. Ben bunu anladım da tamam ben Uygur burada yaşamak zor oluyor diye. Yani Uygur demek yani Türk demek. Evet. Tamam. 2010'da ben arkadaşlarım rüşvet vererek satın aldı. Bıraktı çıktım. Çıktım ben pasport almak için çalıştım. 2 sene 20.000 dolar harcadım pasport aldım. 2011'de. 2011'de kaçtım. Mekke'ye geldim. Burada 2 sene aldım. 2013'te daha gittim Doğu Türkistan'a. Gittim çünkü o param yok oğlumda elimde. Bir şeylerini satmak için gittim. Yavaş yavaş sattım. Sattım. Polislerin komutanına bu rüşvet verdim kaçtım. 2013'te. Çıktım. 2016'da beni çağırdı. Gel buraya. Biraz çözmek için bir şeylerin var. Bunu çözmek için gelmen gerekiyor diyor. Ben gitmedim. Oğlum kızım buradaydı. Oğlun gönderdi. Oğlun kızım damadım hepsi buradaydı. Oğlum ben gideceğim dedi. Gitme dedim. Gitme. Dedim, benim hiçbir suçum yok. Niye gitmeyeyim? Niye korkuyorum ben? Ben gideceğim dedi. Gitti. Havalimanından onu aldı. Şimdi haberim, bilginiz yok. Hiç haberim yok. Orada oğlun resmini gönderebilir misiniz? Yani değerli izleyicilerimiz bak bu röportaj yani gerçekten her şeyi konuştuğumuzda bütün belgeleri, bütün faktaları sunacağız. Tamam. Bu oğludur. Bakın. Bunu Türkiye'den gitmiş.
Bugüne kadar bilginiz yoktu. Hiç bir ilgim yok. 33 yaşındadır. Yaşındadır? 33 yaşındadır. Şimdi 33 yaşındadır. Evet. Oraya giden de kaç yaşı var idi? 30 yaşında gitmiş. 29 yaşında. 29 yaşında gitmiş. 29 yaşında. Ama şimdi evliydi. Evliydi. Gelinim burada. Gelinim burada. Torunum vardı. Bakın gelini torunu buradadır. Ama onu Çin devleti istemiş. Gel seninle işim yoktur. Gelsin yerini yurdunu görsün. Ondan sonra havalanına vardığında oğlunu götürmüşler. Bugüne kadar da ondan bir telefon gelmedi. Hiçbir. Tamam. Efendim, Sayın Abdülhakim Bey, kardeşinizi de Çin rejime tutmuş, evet. Tutuklanmış. Evet. Onun üzerine bir resim gösterseniz çok sevinirim. Tamam. Bu da kardeşinizdir. Doğru mu? Bu kardeşim Ali, Ablis diyoruz bunu. Aha. Ali, büyük kardeşim. Bu şimdi 77 yaşında. Bu ne yılda tutukludur? Bunu 2016'nın sonunda, yani, sonunda, 2016'nın sonunda, yani 6 yılda tutuklamışlar. Evet, tutukladı. Tutuklamışlar. Evet. Sonra bunun oğlunu da. Evet, oğlunu da tutukladı. Bunun oğlunun üzerinde kızını, bu onlar mı ne? Bu teyzem bunu tutukladı. O kızı hepsi tutukladı. Ya ailecesine sizleri tutuklamışlar. Tutukladı. Tamam. Bunun suçu ne? Bunlar Türkiye, kardeşim Mekke'ye hac yapmak için bir defa gitmiş. 95. yılı, 1995'te gitmiş. O suç, bu kardeş, teyzem, buraya Doğu Türkistan'dan buraya bizni ziyaret etmek için geldi 2016'da. O suç, kızı da öyle beraber gelmişti. O da suç, onlar. Tamam. Bu ikisini toplam kamplara aldı, kardeşimle hepsi şimdi aldı. Şimdi kardeşin oğlunu da, yani onun da eli kesilmişti, bileği kesilmişti. Ondan da para almıştılar, sonra da hastaneye yatırmamışlar diye. Doğru mu? Bunun adı nedir? Osman Ali diyoruz buna. Ali. Yani tamam. Osman Ali. Adı Osman Ali. Ali. O bir kardeşinin soyadı Ali. Doğrudur. Bu çalışıyordu. Çalışıyordu. Bir dekorat böyle bir ev. Ev işleri, evin bezek işleri. Bezek işleri olan. Ha, süs işleri. İşlerine, evet, süslüyordu, evet. Bezek işleri olan. O çalıştıkta elini o yavaş. Kesere, erre, bıçkı. Erre kesti. Kesti diye bizi aradı. Aha. Elimle ara kesti. Hastaneye gittim. Param yok. Hastanede 60.000 TL. 60.000 yuan. 60.000 yuan. 10.000 dolar çamasında. Aha. Para istedi. Bunun param yok. Elim böyle. Bunu çabuk. Hemen ameliyat yapmak lazım. Gerekiyordu. Param yok dedi. Biz burada para gönderdik. Paranı hastaneye verdi. Ameliyat yapmadan polisler geldi. Sana yurt dışından para geldi. Kim yani gönderdi? Yani Türkiye'den para gelmiş. Türkiye'den insan para geldi diye hastaneden götürdü. 4 senedir bu da kayıp. Elin ne oldu bilmiyoruz bu hepsi. Ondan kaç yıldır? 4 sene oldu. 4 senedir. Evet. 2017'de de 2018'de 3 senedir. 2014 sene oldu zaten, 22 oldu. Doğru. Evet, 2018'de onu götürdüm. Sonra o bir tane de biraz bundan önce bir resim gösterdiniz. O aile bir resimidir. Yani inanabilmeyeceksiniz değerli soydaşlarımız. Bakın yani dünya üzerinde 3 tane 2 tane rejim vardır. Yani 3 tanedir. Tamam. Yine Ruslar o faz şovinizmiyle Çinlilere göre biraz şerefi var, biraz. İğnenin ucu kadar, ha çok şeref de söylemiyorum. Ama bu Çinlilerle bu Fas rejimi o kadar şerefsiz, o kadar alçak bir rejimdir ki bunlar Türklere acımasızcasına davranmaktadırlar. Bakın Çin orada olan Türklere ne yapmış, ne etmiş, o resmi göndercine göster. Bu amcam. Amcandır. Amcam buraya ziyaret geldi. Tamam. 2016'da, hı hı, ziyaret geldiği için
bunları o toplam kamplara götürdü. Toplam kamplara. Yani bedava çalıştırsa. Bakın şimdi dediğimiz de ki Sayın Abdülhakim'in sözünden yola çıkar. Bak bugün Çin malları dünyanın üzerinde ucuz satır. Onlara pazarlık yapır. Bunları bu Uygurlardır ki onları fabrikada aparıp o toplam kamplarında bedava çalıştırırlar. Evet, bedava dünyaya da o ürünleri satırlar. Bakın bu cinayetler vardır. Bu bedava çalışıyor diye böyle söylüyoruz ama onlar da her ay 300 yuan Çin parası 50 dolar para veriyor ama yemekle Satıyor. Ya, tamam o kölelere de dünya üzerinde önceden kölelerin de yiyip içmesini veriyordu. Arada o para veriyor ki bunlar ölmesin diye. Yani bunu satıyor. Evet evet. Satıyor. Sattıktan sonra bu 50 dolar yetişmeden borç kalıyor burada da. Her kimse borç. Evet evet. Borcunu sen çalıyorsun. Sayın Abdülhakim Bey, bir tane de resim gösterdiniz. Sizin ailenizin evine bir Çinli çocuğu yerleştirmişler. Değil mi? Tamam mı? Bu amcamın şimdi gördük amcamın bu ya amcamın evine bir Çinli yerleştirmiş. O Çinli. Aha, bakın bakın bu Çinlidir. Tamam bu Çinlidir. Doğru mu? Bu doğru, Çinlidir. Doğru. Bunu o eve yerleştirmiş. Evet. Bunu ne için yerleştirmiş bu alçakları? Her zaman Uygurları gözetmek için. Onların kontrolünde denetim altında gözetmek için bu Çinli bir Çinli adet bir Çinli değil bu memur. Her bir aile Çin memuru yerleştiriyor. Yani görevlisi memur evet, demek yani. Memur. Çünkü Abdülhakim Bey Uygur Türkçesinde konuştuğu için bazı sözler vardır. Yani anlaşılmasa da ben onları açıklamak zorundayım. Yaxşı. İndi siz bu Çinli bu eve yerleştirmişler. Evet. Sonra Uygurca, Türkçe o evde danışabilmirler. Gerek Çince danışsınlar. Çince söylemek zorunda. Bu senin yakınlarındandı. Amcan torunudur. Torunudur. Şimdi bu çocuk burada bu eve yerleştirmişler. Evet. Gerek bununla Çince danışsın. Evet. Ya buna benzeri İran adlanan şimdi İran o topraklarını da Çin'e verdiler. Orada da İran'da Fas rejimi vardı. Orada olan 35 milyon Türklere de onların dillerini yasaklayamış, onların kitaplarını yandırmış. Aynı benzeri işleri de onlar da görmüşler. Yani burada indi adamlar yerleştirmişler ama 1945'te o Faslar Türklerin topraklarına girdiklerinde kafa kesmişler. Bugün yani ne türlü DAEŞ, EŞİD o işleri ki yapmış. Onlar da o türlü böyle bir cinayetler, böyle bir suçlar işlemişler. Yani bakın değerli soydaşlarımız, dünya bölgesinde iki tane topluluk var. Bir Uygur Türkleri var, bir Güney Azerbaycan Türkleri vardır. Birisi Çinlilerin baskısı altındadır. Bunu yani döne döne vurgulamak isterim. Birisi de Fas-İran rejimindeki orada olan Türklere, yani sen Farsça danışacaksan, sen uşağının adın Fars'ı koyacaksan, böyle bir şeyler. Efendim bakın, şimdi bu Çinliler kaç evde vardır? Yani her evde vardır, doğru mu? Her evde var zaten. Her evde var. Her evde değil. Bu Uygurlar şimdi 20% 30% 20% arasında evde Uygur insan var yaşıyor. Vardır. 70% 80% ev boş, kapalı. Kapalı. Ya hiç kimse yok. Torunları, çocukları, torun küçük melekler bahçesi diye bir adlı bir yere götürüyor. Gerçekten o da kamp. O da çocuk kamp. Çocuk kampıdır. Çocuk kampı. Yani Uygur uşağını, evet, balalarını, evet, çocuklarını, evet, onlardan uzaklaştırır ki, evet,
Evet. O Uygur olduğunu bilmesi, bilmez. O dili unutsun. Evet, evet. Yani bak benim evet. değerli soydaşlarımız bir tane faktör vardır. Yani bunun Çin rejimi de uygulamaktadır, Fas şovinizmi de uygulamaktadır. Yani bir dili bir insanın elinden alsan o insan senin değil. Onu her türlü istediğin tekin onu her türlü bir millet yapabilirsin. Evet. Tamam. Yani şu anda orada olan Uygur uşaklarını, Uygur çocuklarını, balaları onları oraya götürmüşler, onları Uygurluktan çıkartsınlar. Çıkartıyor zaten. Yani ya Çin'in, Çin bu Çin rejiminin, bu Uygurlardan, Uygur sözünden de, Türk sözünden ne kadar korkusu var siz yaşadınız? He, onu Çin'le, ben hapiste iki defa hapis gittim dedim ya, doğru. Hapiste hiçbir zaman Uygurca Uygur çok Uygur çocuklar var. Uygurca söylemek yasak. O 2000'li yıllarda bunu değil. 20 sene önce de öyleydi. Aha. Niye? Sen ne konuştuğunu biz anlamıyoruz. Onun için biz anlayan konuşabilirsin. O Uygurca konuşmak yasak da Uygur'da hepsi de öyleydi. 20 sene önce de. 2016-2015'ten başladı. Evlerde yasakladı. Efendim şimdi... Niye yasaklıyor? Neden? Biz anlamıyoruz. Aha. Sen niye konuştun? Biz anlamak zorundayız. Bunun için sen Çinli... Çinli olmalısın. Çinli konuşman lazım. Uygurca konuşmak yasak. Her yerde suç diye yasakladı. Böyle. Efendim sizin döneminizde evet. Uygurca mektep, okul varydı. Evet. Tamam. Evet, sonra var. Onları yığıştırdılar. Evet, evet. Topladılar. Evet. Neden topladılar? Uygur diye bir şeyini silmek projesi var bunların. Bu projeden dolayı öyle. Anladınız mı? Anladım, biliyoruz. Yani haberimiz vardır, bilgilerimiz vardır. Sonra efendim, orada olan başka zulümler, yani belki ben yüzlerce Uygur Türklerle konuşturdum. Hmm. Herkes detaylı bir şeyler anlatıyordu. Yani böyle bir şey de vardır. Yani orada olan Uygur kızlarıyla çalışıyorlar ki o Çin gencileri evlendirsinler. Yani Uygur dili konuşmasınlar. Yani Uygurların orada soyunu bitirsinler. Yani bakın bunu kan tökmeden de tamam mı? Çünkü Uygur dilini, Türk dilini elden alsan daha artık o insan, o uşak Çince konuştuğunda o Uygur değil yani. Değil, evet. Türk değil tabii. Yani Çin'dir evet. Tamam mı? Evet. Buna da böyle bir şeyler var mı orada? Var var. Zaten yasaklamaktan amacı bu ya. Amacı Uygur dili, Uygur yazı, her şeyini yasaklamadın. Amacı bu. Uygur'unu bitirmek. Bir önemli bir şey var. Her buyuruz. Şey kimsenin dikkatini çekmiyor. Niye? Şimdi de haberlerde izliyorsun. Doğu Türkistan'a gezerdesiyle gidiyor, geziyor, bir resimler çekiyor, her yerde şarkı söylüyor, dans oynuyor. Bunu gösteriyor zaten. Ne oldu? O oynayan insanlar kim? Onu hiç kim tanımaz, biz Uygurları tanıyoruz. O insanlar Çinli. 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 Çinli gençler şimdi Uygurca okuyor. Evet. Uygurca söylemek zorunda. Değiştirmek için. Evet. Dansa öğretiyor, ama öğreniyor. Bakın, öyle yapıyorlar. Derler ki biz Uygur'uz ama Çinliler. Evet. Yani bakın değerli soydaşlarımız, bakın sanal dünyasında bugün Clubhouse'da da çoklar görüyorsun ki şerefsizcesine, alçakçasına kalkıp Türk diline böyle onu aşağılıyorlar ya ona mesela çok ehanet edirler. Sonra da biz itiraz ettiğimizde sen niye bu işi görürsen der ki peder maderem torçe, ben hodem torçe, yani ben Türk'em. Yakın bakın ona benzeri. Çin ne yapmış? Fas İran rejimi de onu kopulamış, onu etmiş. Yani bunlar ikisinin de eli bir kasanın içerisindedir. Yani kardeştiler, yani cinayet yapmağa, yani orada olan Uygur Türklere böyle bir yaramazlıklar vardır. Yani İran'da da olan Türklere Fas şovinizmleri elinden geleni etmişler. Yani ona benzeri, yani bildiğiniz biraz bundan önce ki haberiniz de vardı, bilgileriniz de vardı. İran'da yaşayan Türklere de aynı Çin'le işler yapmış. Onlara da 1945'ten beri
Oraya da Təbrizə girdiklərində o faslar o türklərin kafasını kəsir, başını kəsir, ondan sonra onları öldürür, onlara təcavüz eləyir, onlara kitablarını yakıyorlar, öldürüyorlar, yandırıyorlar. Yani böyle bir işlerden bugün də gelip türkləri aşağıladıklarında deyirlər ki, biz de türküz. Yani şimdi ona benzeri de Uygurlar da vardır. Evet. Aa, şimdi gazeteciler gittiğinde adam orada oynuyor. Evet. Der ki ben Uygur'am ama o Uygur değil. Uygur o değil. Çin'dir. Tamam. Şimdi ona benzeri üreğiniz ne isterse söyleyin. Orada bizim bilmediklerimizi evet. anlatın. Elbiseleri Uygurca. Uygurca'dır. Uygurca ama söylüyor. Uygur değil. Uygur değil. Uygur değil. Dansı oynuyor, şarkı söylüyor. Hepsi Uygur değil. Çin. Çin'dir. Uygurlar nerede? Hapiste. Hapiste. Köle işçi. Evet. Fabrikalarda. Çok insanlar, ooo Çin'de bir şeyler çok iyi üretiyor, ucuz diyor. Evet. İnsanlar bedava çalışıyor, niye ucuz olmaz? Tamam. Yani Abdülhakim Bey'in dediği, yani bugün Çin'in bir dünya üzerindeki bir pazarı vardır. Yani orada belki diyebilirim ki 20 milyon insan evet. bedava çalışıyor. Evet. Köle işçi, evet. yani köle dediğimizde berde olur. Yani bunlar çalışıyor, bunların parasıyla Çin ekonomide dünyaya meydan okuyor. Ama gün gelecek ki onun burnundan da tökülecek. Buradan da duyan insanlarımız varsa, yani açıkçasına onları, o ürünleri hiçbir zaman evinize koymayın. Doğrudur, evet. ucuz da olsa buna göre ki, onların içerisinde her bir Uygur'un, her bir onun yapımında Uygur'un ingiltisi var. Kanı var. Kanı vardır. Kanı var. Kanı vardır. Yani o kan da yerde kalmaz. Buna göre ki bunu bir Uygur Türk anlatır. Yani orada olup bitenleri, yani bizim bilmediklerimizi anlatır. Yani çünkü buna göre ki orada Çinlilerin çoxlu cinayetleri vardı. O cinayetleri de siz iki gözünüzle, görgü evet. tanığı olarak evet. görmüşsünüz. Evet. Buyuruz. O Çinler, ben şimdi söylediğim gibi, o gazeteciler gidiyor camilerini evet. Resim çekiyor camileri. Doğru. Çok kalabalığı, çok camilerde çok kalabalığı insanlar var diyor. Aha. Ama camileri her zaman zaten 16 bin camini yıktı zaten Cemil camiler yok. Benim iki kardeşim, büyük kardeşlerim ikisi hocaydı. Doğru. Onlarını hapiske aldı, camini yıktı. Camini yıktı, hapiske aldı. Doğru. Camiye diye bir şey yok. Ama kalabalık bir şehirlerde, büyük camilerde birkaç cami bıraktı. Onu yıkmadı. Niye bıraktı? Gazetecilerini göstermek için. Her zaman kapalı, her zaman kilitli. Ama gazeteci ya onlar bakın camilerin çoxunu yıkmışlar. Bir iki tane barmak sayınca evet. camileri saklamışlar ki onu gazetecilere göstersin evet. ki bu camiler ayağı üstlerdir. Evet. Şimdi efendim bakın bu köle işçiler ki vardır. Onları Uygurlardan onu böyle Uygur Türklerinden yapmışlar. Onları kölecesine, acımasızcasına onları çalıştırıyorlar. Yalnız onlara ayda 50 dolar para veriyorlar ki onu da onların yiyeceği, içecekleri olsun diye onlar ölmesin çalışsın diye. Evet, biraz evet. onlardan anlatın. O 50 dolar hiçbir zaman yiyecek bir şeye yetmez. 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 Borç kalıyor. Her borcunu kalıyor. Evet. Zaman geçince borç yükseliyor. Evet. O borç yükselince borcunu ödemeden nereye gidiyorsun, burada kalıyorsun diye hiç yer gidemez. Hala hastaneye bile gidemez. O da kalıyor. O evet. da ölüyor. Böyle. Bu köle çalışmak bu Doğu Türkistan'ın her yerinde Çinliler büyük fabrikalar inşa etmiş, burada da var. Çin'in iç bölgesine götürdü, birçok insanı götürdü oraya. Her yerde böyle köle çalışıyor. Bu köle çalışan bu telefonda her yerde telefon serbest ya, ama Doğu Türkistan'da Doğu Türkistanlı kimliğiyle alan bir sim karta bu her zaman kontrolünde.
Doğru. O bir video çekiyor ya da bir haber veriyor, gönderiyor. O zaten ölüyor. Doğrudur. Şimdi bir Çinlilerin köpek, it, evet. it evet. eti yemekleri evet, vardır. Evet, tamam. O bu evet evet. Burada da Uygurları zorluyorlar ki siz gerek domuz eti yiyesiniz, köpeği eti yiyesiniz. Böyle bir şeyler de var idi, bir evet. videolar da var idi. Evet. Onların da üzerine bir değiner misiniz? O ne? O kamptan çıkan bir parça arkadaşlarımız çıktı ya buraya, tamam. çıktı buradan Avrupa, oraya gitti. Onlar anlattı. Onlar anlattı ya, her eve bu biz Kurban Bayram diyoruz. Doğru. Ramazan Bayram diyoruz bu bayramlarda. Çin'in bayramları var. O bayramlarda her eve o etni, domuz eti, köpek eti bir şeylerini her evde Çinli var diyordum ya. Evet. Yiyecek şeyini Çinli o eve götürüyor. Kendisi götüremez. Çinli götürüyor. Domuz eti, her şey Çinli götürüyor. Köpek eti. Köpek eti Çinli götürüyor eve. Onu her kimse beraber yemek sorunda yemeden suçluyor. Değil mi? Yani bakın it etini yiyeceksen yemesen seni cezaevine koyacaklar. Evet. Doğru mu? Suç. Yani sizin burada evet. aşiriçi var diyor. Evet. Aşiriçi var diye. Yani Uygurca, Türkçe konuşmayacaksan, konuşsan cezaevine evet. konulacaksan. Evet. Yani ona benzeri aynı o pas şovinizmi de. Yani uşağıva farsat koyacaksan, ben dediğim adı koyacaksan, uşağıvı farsı danıştıracaksan, bakın aynı bu işleri görürüm. Mesela tarihte diyeceksen Necad Ariyayem. Ariyayem ne demek? Yani meharimle, yani bir adam bacısıyla, kardeşiyle, yani evlense emmesiyle, halasıyla o olacak Necad Ariyayem. Bunu bakın görürsen ki böyle bir kirli, çirkin, iki tane çirkin, yani böyle pislik felsefe var. Birisi Çin felsefesidir, birisi de bu Fasların felsefesidir ki gör bu Türklerin başına ne işleri getirirler. Efendim, biraz da yani bu Çinlilerin bu cinayetleri ki, bu suçları ki var, bu acımasızlıkları ki vardı. Yani bu ne kaleme, ne kitaba sığar. Yani sizin gördükleriniz var, gördüklerinizden eşitmek isteriz. Yani bu bir Çinli, bir Türk'ün evine yerleştirmişler. Onları onlara da işkence veriyorlar mı? Zaten işkence. Niye işkence? Yani bir it etini yedirmek büyük bir işkencedir. Sonra da onları da bak o çocukları da dövüyordular. Yani böyle bir Çinli yani böyle bir yanlış yaptığında yani bir Türk çocuğunu Çinli çocuğu da dövüyor. Evet, onu dövüyor. Zaten bir evvel bir Çinli yerleştirdi. O kadının erkek yok. Kadının eviye Çinli erkek yerleşiyor. Çinli değil mi? Kadın yok. Erkek var eve. Kadını yerleştiriyor. Çinli kadını yerleştiriyor. Evet. Onlar aynı yatakta her gün video çekerek o kaymakamlıkta göndermek zorunda. Tamam. Bakın Abdülhakim'in dediği bakın görüyorsun yani Türklerin biz oluyor. Yani yerimde oturabilmiyorum. Bakın alçaklığa bak. Alçaklığa. Bakın o Çinliler ona benzer olan kardeşleri de pas şovinist. Der ki bir Çinli bir Türk'ün evine kadın olan eve evet, erkek yerleştiriyor. Bir erkek olan Uygur evine de, Türk evine de orada da Çinli bir bayan yerleştiriyor. Onlar gece bir yatakta olacak. Ondan sonra video çekecek. Evet. O videoyu da onların Çin'in karakoluna gönderecek ki biz bu gece bir yatakta. Evet. Bakın böyle bir pislik. Ama bu Çinli kadınlar çok az. Evet. Çok az, çok az. Ama erkekler çok. Çoktur. Çünkü her evdeki erkekli hepsi götürdüğü için kadınlar var ya evde. O kadınlar, Uygur kadınlar var eve. Her yerde Çinli erkek yerleşiyor. Doğru. Onun kendisiyle bir yatakta ama kızları olsa kızlarıya ben bilen yatakta beraber kalıyorsun de söylese yatakta kalmadan onu telefonu arıyor,
O həbs, həbsə gidiyor. Həbsə o karkola götürüyor onu. Niyə? Sən niyə bununla bir bunu söyləsə onu evet demiyorsun. Niyə? Yani orada yani bir Uyğur türkü gerek o gecə o Çinli ilə bir yataqda olmalıdır. Evet. Yani olmasa onu karakola. Kim istisə karşılık verse, kızın olsun, geleni olsun, hiç kimsenin ayrılmadan o ister beraber kalıyor. Beraber kalmadan ama biraz duyduk çok Çinlerde onlar öldürmüşler oldu zaten kadınlarını biraz vicdan var kadınlar var ya. Aha. Onlar, o kadınlar o Çinlileri ki o Çinli ki söylüyor ki bu gece benden bir yatakta olacaksan evet. O Uygur Türk'ü onu öldürüyor. Öldürüyor. Öldürende de o bir suç oluyor. Suç oluyor. O öldüren evet. O öldür bir kadın bir Çinli öldürdü ya. O kadının babası, annesi, kardeşi, amcası, teyzesi her kimse bir mahallede tamam. Birini bırakmadan güldürüyor. Bakın böyle. Değerli söyleşiyorumuz, değerli şerefli Türkler, biz, ben size sesleniyorum, Azerbaycan Türkler. Bak o şerefsiz o Fas yazarları vardı ha, böyle Uygur Türklerine çalışırlar, terörist, ondan sonra onları kaba göstersinler. Bakın, düşünün ki o Fas yazarlara deyirəm. O adamlar ki, o Farsların ki, dermanlarına su tökürler. Öyle düşündürün ki, bir düşman senin evine giribdi, ay Fars şerefsiz alsak. Bak, senin bacına deyir ki, gece yatakta olacaksa. Eğer ona karşılık verirse, onu cez evine koyacaklar. Böyle şeyleri yazmayın, tamam mı? Bakın, bunu bir Uygur Türk anlatır. Biz bunları anlattığımızda bize söylüyordular ki, bunlar yalandır, bunlar yoktur. Bakın. Bir Uygur Türküdür. Ben yani utanç içine söylüyorum. Yok, utanma. Utanç siz için söylüyorum. Siz utanmayın. Çünkü biz Çinlilerin ve Fas şovenizmin ne kadar şerefsizliğinden, ne kadar alçaklığını ortaya koysak, yani böyle buna dünyaya yayın yapsak ki, bunlar acımasızca, yani böyle neydi, yasa dışı, yani bunlar böyle zalimcesine, bunlar böyle zorbalık yapıyorlar, insanları zorluyorlar. İnsanlara saldırı yapıyorlar. Onda insan dünya bizim sesimizi duyacak, bize kabul edecek. Çünkü biz bunları dediğimizde bize söylüyorlar ki yok abartırsınız efendim. Böyle bir şeyler yoktur ki. Böyle bir şeyler bunlar yazıyorlar. Ben o yüzden sizi bugün buldum. Çalışıyordum. Yani bu işleri, bu acıları yaşayan insanlara ben buldum. Ben bunları geldim. Sizden duymak istedim. Gelmişim buraya ki buna göre ki sizin dilinizde. Çünkü bunu ben götürürsem bir belgesel yapsam, böyle bir şeyleri anlatsam, seslendirsem bana ne diyecekler? Bana diyecekler ki sen kendi kafanla söylüyorsan, ya sen bildiklerini anlatıyorsan, buna göre ki senin Rus düşmancılığın var, Çin düşmancılığın var, Fas düşmancılığın vardır sen bunu anlatıyorsun. Tamam ama ben ki sizi öğretmedim ki siz gördüklerinizi evet, söylüyorsunuz. Evet, siz yaşadıklarınızı söylüyorsunuz. Evet. Efendim biraz da onların böyle o şerefsizliklerinden anlatarsınız. Değerli izleyicilerimiz biraz bilsinler ki orada ne türlü acımasızlıklar oluyor. Yani o çalışma kamplarında o köle işçi dediğimizde köle işçi. Bakın yani köle ne demek? Köle yani bir berde. Kulağım, tamam mı? Bedava birini çalıştırmaktır. Orada onları çalıştıranda, yani çoklarının parmakları kesiliyor, eli kesiliyor, ayağı kesiliyor. Ondan sonra da der ki onları hastaneye götürmüyorlar. Sonra da böyle onları bir toplu mezarlıkta bir yerde bastırıyorlar. Da daha artık o ona işsiz olacak. İşsiz olduğunda da bu Çin ekonomisine yararsız olacak. Onları götürüp bastırıyorlar, onları gömürüyorlar. Biraz da onlardan anlatarsınız. Bunu biz bu Çin'in... Siz anlatın, siz Uygur Türkçe söyleyin, tamam mı? Ben anlatayım. Söyleyin. Çin'in reklamlardı, Çin'in reklamlardı biz biraz duyduk. Evet. Reklam dedi. Niye reklam? Halal organ... Bizim hastanede halal organ var diye
Reklamları var bunların. Doğru. Halal organ ne? Uygurlardan Müslüman diyoruz ya. Uygurlar halal olduğu için Arap dünyası, Türk dünyası halal organ var bize. Buraya gelin bu hastanede diye bir reklamları var. Oraya Araplarının zenginleri gidiyor. Uygurların böbrek, kalı şeylerini, karaciğer, akciğer diye bir şeylerini alıyor, satıyor. Para kazanıyor. Çinler zengin, zengin diyor. Zengin olmaz mı öyle satsa? Tamam. Bakın Abdülhakim'in dediği yanı yanı öyle bir şey anlatıyor ki yer yerinden oynuyor, taş taş üstünde durmuyor. Bakın söylüyor ki bunları köle işçisi olarak Uygur Türklerden Çin bir yere toplamış. Onlardan böyle iş çekiyor. Sonra birisinin o iş yaptığında parmağı geçse, evet, kolu geçse onu bilerek onun organlarını çıkartıyor. Onun organlarını çıkarttığında onu bir yere gömülüyor. O organları da Arap ülkelerine parayla satıyor. Ama bu Arap ülkeleri de demiyor ki bunlar Müslüman ülke değil, bunların niye organlarını bize satıyorlar? Onlar halal organ istiyor zaten. İstiyorlar. Bakın, halal organ istiyor. Niye? Müslümanın organını istiyor. Bakın Uygur Türklerinin orada erkeklere bir yere götürmüşler. Onları bedava köle olarak çalıştırıyorlar. Onların elleri bacakları da gittiğinde onların organlarını da satıyorlar. Buna göre ki bakın bunlarla bu paralarla Çin dünya ekonomisinde birincidir. Bakın insanların organlarını satmayla böyle ayağı üstedir. Yani orada 30 milyon Uygur Türk'ünü bedava çalıştırsın diye o parasıyla dünyaya kafa tutuyor. Bunları açıklayan bir Uygur Türk'ü Abdülhakim kardeşimizdir. Efendim yine de bizim bilmediğimiz konular vardı. Doğrudur. Ben bu üzere çalışan birisiyim, araştırıyorum. Ama değerli izleyicilerimizin bilmedikleri de vardır. Yine de bakın dedik bunu anlattık. Çinli Uygur Türklerinin kadınların yanına Çinlileri yerleştiriyorlar. Onlarla yatakta biri olacaksınız. Sonra o çocuklara yani siz Uygurca, Türkçe konuşmayacaksınız, Çince konuşacaksınız. Sonra da onları köle işçi olarak bir yere alıyorlar, tamam mı? Çalıştırandan sonra onların elleri, ayakları kesildi. Onların organlarını satıyorlar. Başka şeyler. Başka şeyler o. Hiç yeri, her yeri sağlam insanlarda dini A diye bir araştırması var onların. Dini A'nın her şeysi bilgisayarda var zaten. Onun organı bir zengin bir Çinli ya da bir biriye beraber bir gelse onu o sağlam olsa da geçiyor onu. Geçiyor alıyor. Bunun için her yerde bu havalimanlarda Yeşil Kanal diye bir kanal var. Doğru. Yeşil Kanal. Ne için? O Yeşil Kanal o insanın organını buraya götürüyor. Sen ya bir saat ya iki saat sonra uçak var diye beklemez. O Yeşil Kanal'dan geliyor. Hangi uçak onunla beraber geliyor? Onunla gidiyor. Saatler, birkaç saatte o Beijing, Şanghay, o Çin'in iç bölgeleriyle ulaşıyor, o hastaneye ulaşıyor. Böyle bir yeşil kanal diye kanal yani açmış. Zaten var o. Açıkçasına orada işçi kampanyalarda, kemplerinde yani köle işçilerin o biriktirdiği bir yerler vardı. Orada insanların birisi yani böyle bakıyorlar, parmağı kanadı ya parmağını kesti ya bir yerini. Onu bilerek öldürüyorlar, kesiyorlar, onun organlarını taşıyorlar. Ama kesmeden evet. DNA'sı beraber geldiği insan sağlam olsa da kesiyor. Sağlam da olsa kesiyor. Bakın, değerli söyleşilerimiz, bildiğiniz tekim, bakın Çin zulmünü ve faz şovinizmin zulmünü biz bunları açıklayacağız. Bunlara ne kaleme sığar, ne kitaba sığar, ne deftere sığar. Eşittiğiniz Çin zulmünden kaçan bir Doğu Türkistanlı var. Fas zulmünden kaçan bir muhabir var. Bir Elyaz Yekenli var. Çünkü ortak derdimiz var. Efendim, iki tane Türk topluluğu var. Bir Uygur Türkleri vardı.
Bir de ki İran'da yaşayan Türkler vardır. Bunlar düşman kimliğinden dolaşıyor. Yani onlara mesela kendi kimliklerini vermiyorlar. Sen bir Uygursan onu anlatmıyorlar. Sen gerek Çin gözükeceksen. Yani orada olan Türkler de, İran'da olan Türkler de sen Türk söyleyebilmesen, sen Türk gözükebilmesen, sen gerek Perj olmalısan, gerek Fars olmalısan, gerek İranlı olmalısan. Böyle bir. Sizin pasportunuzda ne yazıyor? Pasportumda, pasport, Çinli'nin pasportta, hiçbir pasportta millet yazmaz. Millet yazmaz. Yazmaz ama Çinli beraber geliyor. Netflix'teki İran'da olan Türklerinde kimliğinde bir Türk sözünü yazmıyorlar. Yalnız sen gerek Perj, Arya'yı, Fars gözü kesen aynıdır. Böyle. Efendim, sizin dedikleriniz ne kitaba ne kaleme hiçbir şeye sığmaz. Belki sizinle verilişimiz gelecekte de olacak. Orada olup bitenleri, o zulmüleri bugün az da olsaydı bugün dile getirdiğiniz bir yayınımız oldu. Sizden duymak istediler. Çünkü biz anlattığımızda gene de vurguladım, kaç kere vurguladım. İnsanlar bize söylüyordu. Siz onu abartıyorsunuz. Siz bunu kendi kafanızdan söylüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Çinliler böyle neydi? Temettürü var. Böyle bir insanlardır. Böyledirler. Böyle yapıyorlar. Böyle bir şeyler. Ama siz anlattığınızda gördünüz ki insanlar da sizi duydular. Son sözünüz nedir? Her kimse bunu inansın ki o Çin bir büyük bir ülke. Ama Doğu Türkistan'ı ayrı onlar ayrı gözetiyor. Evet. Her yerde. Kimse gazeteci gelsin, kimse gelsin oraya gelsin onu her zaman takip ediyor. Takip ediyor. Yani koymuyorlar, koymuyorlar. Ki oradan gerçekleri görsünler. Çünkü oraya birisi gazeteci olarak oraya gitse onları kendileri yönlendiriyorlar evet, ki evet. Evet evet sen gidip bunu çekeceksen evet. Bunu yapacaksın. Evet. Bakın evet. Ama Çin zulmünden kaçıp gelen bugün kardeşini, kardeşi oğlunu, oğlunu ve ailesini ve amcasını Çin rejimi onu hapse koymuş. Ama bunlar böyle düşünüyor hapsida da. Belki sizin oğlunuz şimdi o işçi köle yerlerindedir, onları ucuz çalıştırıyorlar, bedava çalıştırıyorlar, işkence yapıyorlar. Ama siz bilmiyorsunuz. Onun ben şimdi bulundum, şimdi evet. İçim yanıyor. Niye? Evet. Bedava çalışsın ama organını sattı mı diye bunun için ben acıyorum de. Doğrudur. Onu satsa ben onu daha bir defa hiçbir zaman göremiyorum evet, ben. Evet. Bakın değerli soydaşlarımız, Çin zulmünden kaçıp böyle buraya gelen oğlundan çocuğu yok, haberi yoktur, ailesinden haberi yoktur. Fas şovinizminde zulmünden kaçıp gelenler vardı ki yine de ailelerini göremiyorlar, ailelerinden de haberi yoktur. Bakın iki zulüm yan yanadır. Ama umarım ki bu yakınlıklarda o iki zulüm zalimin de evine o düşecek. Biliyorsunuz. Buna göre ki onların da ki bu Fas şovinizmin de o zulmlerinin sonuna gelmişler. Buna göre ki yine de Çin de ne kadar da böyle bir çabalasa da buna göre ki dünya üzerinde bir onursuz bir ülkelerdendi. Zalim bir ülke tanınır. Gün gelecek ki Doğu Türkistan'ımız özgürlüğüne kavuşacak ve Türk Birliği kurulacak. Bunun üzerine Türk Birliği kurulmaktadır. Buna göre ki Türkler bir araya geldiğinde bir güç olacak. Çünkü ayrı düştüklerinde Rus bir yerde zulüm yapıyor, Çin bir yerde zulüm yapıyor, Fas bir yerde zulüm yapıyor. Başka ülkelerde, başka yerlerde, Bulgarlar da başka yerde zulüm yapıyor. Bundan dolayıdır ki o Türk birliği bir araya gelecek. Değerli soydaşlarımız, bugünkü konağımız, bugün Şərqi Türkistan, yani Doğu Türkistan Federasyonuna geldi. Değerli dildaşımız, soydaşımız, qandaşımız Sayın Abdül Həkim Bey ile raportajımızı gerçekleştirdi. Yine de Sayın Abdül Həkim Bey'in diyecekleri olacak. Buna göre ki bugün programın sonuna geldi.
ANTV muhabiri Elyaz Yekənli, İstanbul Səfaköy Doğu Türkistan Federasyonu. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Əsən kalın. Çok sağ olun.